Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda çok güzel haberlerim olacak sizlere. Mobile Legends oyunu 515 etkinliğini bomba gibi getiriyor. Hatta eski 515 kostümlerini alma olasılığımız %90'lara kadar geldi. Birazdan dediklerimi anlayacaksınız. 515 etkinliği ile ilgili bütün detayları, neler gelecek, ne olacak hepsini sizlere anlatacağım. Ayrıyeten oyunumuzdaki diğer konular hakkında da bilgi vereceğim. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Şu anda test sunucusundayım ve Mobile Legends oyunu All Star etkinliğinin logosunu Rafael'e döndürmüş ve buraya tıkladığımız zaman etkinliğin giriş ekranı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ve ekrana baktığımız zaman Mobile Legends oyunu artık 515 etkinliğine ek etkinlikleri yerleştirmeye başladı. Mesela şurada bir etkinlik var. Şu an açık değil. Açıldığı zaman buraya girip buradan ödüller alacağız. Şurada bir etkinlik var. Burası promosyon elmasları toplayacağımız. Bakın sarı elmasların logosunu görüyorsunuz. Promosyon elması toplayacağımız yer burası ve promosyon elmasları ile ilgili bomba haberlerim de olacak ilerleyen dakikalarda. Bu alanda Rafael'in kostümünü ücretsiz, bedava bir şekilde alacağımız etkinlik yeri. Bir kuruş para bile harcamadan Rafael'in kostümünü buradan alacağız. Bu etkinlik de açık değil ama şurası arkadaşlar. Hanabi'nin etkinliği. Gunnivir etkinliğini biliyorsunuz. Hayabusa, Xborg, Gusion, bu tarz 11-11'e benzer etkinliklerin hepsini biliyorsunuz zaten. Hanabi'nin etkinliği de büyük bir ihtimalle öyle olacak. Bu etkinlikle ilgili detayları da birazdan sizlere vereceğim. Çünkü bu etkinlikle ilgili farklı şeyler de gelecek. Şimdi buraya tıkladığımız zaman bakın bize hemen market alanına atıyor. 11-11 etkinliği nerede olur? Market alanında olur. O yüzden Mobile Legends oyunu orayı hemen markete yönlendirmiş. Onun altyapısını hazırlamış. Ve bu etkinliğin kuralına baktığımız zaman da bakın burada diyor gelişmiş sunucudaki etkinliklerin son hali olmayabilir. Şu anda son hali değil. İlerleyen videolarda bunun bilgisini vereceğim size. Burada yıldız anları diye bir şey yapmış Mobile Legends oyunu. Burası da çok güzel bir alan. Şöyle bir geleyim arkadaşlar. Burada Mobile Legends oyununun İşte çıktığı zamanlardan beri işte 2016-2017 arası resmi lansman haftası 2017'den 2018'e neler oldu? 2019'a kadar neler oldu? 2020'ye kadar, 21'e kadar, 22'ye kadar bakın 515 logolarını, ilk etkinlik logosunu, sonra M-World filan bunları da görüyorsunuz burada. Sanrio falan filan hepsi burada var. Tamam, bu bir anı kısmı arkadaşlar. Burada kurallara baktığımız zaman da burada İngilizce yazıyor ama sizin için Türkçesini ayarlamaya çalıştım ama çeviri sapıtmış olabilir. Ben toparlamaya çalışacağım. Anı etkinliğinin kuralları şu şekilde: görüntülenen tüm istatistikler toplam geçmiş hesap verilerine dayanmaz. Her sayfa verilen istatistikler için zaman çerçevesini gösterecektir diyor. Sadece ilgili zaman dilimi içerisinde oyuna giriş yapan oyuncular sayılır istatistik olarak. Bir hediye talep etmek için yıldız anlarınızı sohbet etmek veya sosyal medyada paylaşın. Yani etkinlikte paylaşma özelliği var. Onu paylaştıkça, paylaşım yaptıkça ödüller veriyor Mobile Legends oyunu. Büyük ihtimalle dandik ödüllerdir. Etkinliğe yalnızca 2018-2023 tarihinden önce hesabını oluşturan oyuncular katılabilir. Etkinlikte maçla ilgili tüm istatistikler sıralı maçlardan alınır demiş. Veri toplama ve hesaplama yöntemleri gibi belirsiz faktörler faktörlerin etkisi nedeniyle etkinliklerde sunulan istatistiklerin gerçek istatistiklerden bir miktar sapması olabilir. Yani %100 doğru bir şekilde istatistikleri yansıtmıyor olabilir. Etkinliğimizin kurallarını okuduk. Şimdi burası ana ekranda arkadaşlar. Mobile Legends oyunu bütün anıları burada bizlere gösterdi. Ve burada bakın paylaş butonu var. Bunu WhatsApp, Facebook, TikTok filan da eklenir. Burada paylaşınca oyun bizlere bir ödül verecek. Ondan sonra acaba burayı kapatalım, geri gelelim. Bir sonraki sayfaya geçtiğim zaman burada da yine böyle istatistik, karizma ile ilgili istatistikleri vermiş. Bunu da paylaşınca ödül alacaksınız. Şöyle devam edelim. Bakın burada farklı istatistikler var. Yine paylaşım butonu burada mevcut. Şöyle bir sağa daha geçelim. Yine burada da farklı istatistikleri görüyorsunuz. Burada da paylaş butonu mevcut. Paylaşabiliyorsunuz. Her paylaşım için tek tek ödül verir mi Mobile Legends oyunu? Vermez. O yüzden burada paylaştığın zaman şurada da paylaşınca ödül almayacaksındır büyük ihtimalle. Etkinlik tam anlamıyla oturunca videolar gelmeye devam edecek. Şimdi geçelim asıl olayımıza. Bu etkinlik nasıl olacak? Mesela ilk olarak Hanabi'nin etkinliğinden sizlere bahsetmek istiyorum.
Bahsetmeden önce şunun altını da çizmek istiyorum. Anlatacağım şeyler Mobile Legends tarafından yayınlanmış resmi şeyler değil arkadaşlar. Sağlam kaynaklardan elde ettiğim görselleri falan sizlerle paylaşacağım. Şimdi daha önceden kanalımda paylaşmış olduğum bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. Hanabi etkinliği ile ilgili, yani Hanabi demeyelim de 5.15 ile ilgili gelecek olan etkinliklerde bonus ödüller toplayıp takas edeceğimiz bir alan da olacak arkadaşlar. Ve bu takas sonucunda etkinliğe girip böyle 1x 10x çevirmeler yapabileceğiz, tamam mı? Bunu unutmayın. Ve yaptığımız çevirmeler sonucunda ödül havuzundan ödüller kazanabileceğiz. 5.15 etkinliği için gelecek olan özel yükleme etkinliklerinde arkadaşlar bir kere gelir. Part 1 gelir. Part 2 falan gelmeyecektir. Etkinliğin ödül havuzuna baktığımız zaman burada eski sütun kostümlerini görüyoruz. Chu, Selena ve Brody. Gelecek olan buna benzer etkinliğin içerisinde Selena, Chu ve Brody kostümleri yer alabilir. Çevirmeler yapacaksınız. Biriktirdiğiniz puanlarla kostümleri alabileceksiniz. Bununla ilgili çok önemli bir konuya daha değinmek istiyorum. 5.15 etkinliği geldiğinde M-World ve sütun kostümleri market alanında satışa sunulabilir arkadaşlar. Market alanında da satılma ihtimali var. Bu ilerleyen süreçlerde daha da kesinleşecektir. Sizlere ne söylemiştim? Sizler için bunları araştıracağım. Elde ettiğim bütün bilgileri sizlerle paylaşacağım. Şu anda da onu yapıyorum. Mobile Legends tarafından resmi bir şekilde açıklanan bilgiler olmamasına rağmen yine de bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah M-World sütun kostümleri market alanında ekranda gördüğünüz gibi indirimli bir şekilde satışa çıkar. Şu anki bilgilere bakacak olursak çıkacak gibi duruyor. Bunun yanı sıra oyunumuza gelecek olan 5.15 etkinliğinde şöyle bir şey de olacak. Yine böyle oylamalar olacak arkadaşlar. Oylamalara katılacağız ve oylamalar sonucunda birinci olursak promosyon elması kazanacağız. Bu neydi? 11.11 ile alakalıydı. Tabii ki 5.15'in orijinal etkinliği bu şekilde arkadaşlar. Buna benzer bir etkinlik daha gelecek. Popülerlik yarışması. Tabii burada elmas yükleme görevleri de var birinci olmak için. Hatta bununla ilgili bug oluyordu. Part part yarışmalar oluyordu ya. Her yarışmanın sonuna doğru buraya katılırsanız bot atıyordu size ve rahat bir şekilde burada birinci olabiliyordunuz. Şurada görevleri tamamlıyordunuz. Arkadaşlarınızdan yardım iste, arkadaşlarınıza yardım gönder ve elmas yükleme görevleri, oyuna giriş yapma görevi, oyun oynama görevleri filan var. Buna benzer etkinlik de olacak. Popülerlik yarışmalarındaki sıralamanıza göre promosyon elmasları kazanacaksınız. Aynı şekilde kazanmış olduğunuz promosyon elmaslarını biriktireceksiniz ve 5.15 kostümlerinden bir tanesini alabileceksiniz. Büyük ihtimalle. Yani markette de kullanabiliyorsunuz. Ve alev tacı gibi üst ışınlanma efektleri falan var ya. Onlar da 5.15 geldiğinde markette olacaktır. Promosyon elmasıyla bir bir çevirmeler yapabileceksiniz arkadaşlar. Popülerlik yarışmasında birincilik ödüllerini şuradan alıyordunuz. Bunun yanı sıra bir etkinlik alanı daha olacak. Oradan da yeni sisteme göre bir haftalık yıldız üyelik kartı alabileceksiniz. Ve şu ödülleri de yeni gelecek olan 5.15 etkinliğinde. Guş'un 11.11 etkinliğinden önceydi sanırım. Orada promosyon elması almak için elmas yükleme yaptırıyordu ya bize oyun. Giriş yapmak dışında elmas yükleyip harcatıyordu ya. Bu etkinlikler yeni gelecek olan 5.15 etkinliğinde de olacak. Hem popülerlik yarışmasından alacaksınız hem böyle etkinliklerden alarak bayağı bir promosyon elması kasacaksınız. Bu etkinliğinde gelmesi çok iyi oldu. Çünkü verdiğiniz elmastan daha çok promosyon elması alacağınız için her türlü kârda olacaksınız. Oyunumuza 3 yeni kahraman geliyor. Bunlardan ilk gelecek olan Novaria arkadaşlar. Büyücü kahraman, bunu biliyorsunuz. Zaten birkaç gün içerisinde test sunucularına gelecek ve tanıtımını sizlere yapacağım. Diğer yeni kahramanımız ise Esteban arkadaşlar. Bununla ilgili bilgiyi de dün değil ondan önceki gün yayınlamış olduğum videoda sizlere vermiştim. Nathan, Lancelot, Powys karışımı bir hero olacak arkadaşlar. Bu da Novaria'dan sonra oyunumuza gelecek olan yeni kahramanlardan bir tanesi. Bu kahraman da oyunumuza yeni gelecek olan kahramanlardan bir tanesi. Adı Lixie arkadaşlar. Ben öyle telaffuz ediyorum. Bu kahraman nişancı rolünde olacak bir kahraman. Hatta kahramanın şu anda ekranda normal vuruşunu görüyorsunuz. Sağlı sollu düz vuruşlar atabilen bir kahraman. Birinci skill'i bu şekilde olacak. Üçüncü skill'i bu şekilde olacak. Beatrix ultisi gibi böyle taratıyor tak 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 ama mermiler böyle zikzak atarak gidiyor. Tuhaf bir nişancı kahraman bizleri bekliyor diyebilirim. Adı Lixia, tekrar söyleyeyim. İlerleyen süreçlerde bunlarla ilgili farklı detaylar muhakkak olacaktır. Gelir gelmez sizlerle paylaşacağım. 3 yeni kahraman hayırlı olsun şimdiden.
Birazcık da oyunumuza yeni gelecek olan yeni lig sisteminden bahsetmek istiyorum. Mobile Legends oyunu Mystic ile Mystic Zafer arasına bir lig daha ekliyor arkadaşlar. Bu ligdeki puan yapılanmaz şu şekilde olacak. İlk Mystic ligine çıktığınız zaman 0 yıldızla 24 yıldız arası normal Mystic ligi olacak arkadaşlar. 25 yıldız ve 49 yıldız arası ise yeni gelecek olan ligin aralığı olacak arkadaşlar. 50 yıldızdan yukarısı da Mystic Zafer olacak arkadaşlar ve eşleşme sistemi de buna göre olacak. Siz eğer 0-24 yıldız aralığındaysanız size Mystic Zafer atmayacak. Buradaki oyunculara atacak. 25 yıldızla 49 yıldızlık oyunculara atacak. Böyle bir yapılanma gelecek. Yıldızların puan karşılığı nedir tam olarak bilmiyorum ama ilerleyen süreçlerde puan karşılığı gelirse sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Yani şurasını 0 puanla 240 puan diye düşünün. Şurayı da 250 puanla 490 puan diye düşünün. Şurayı da 500 puan ve üzeri diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Puan sistemine göre, yıldız sistemine göre ve puan sistemine göre yeni ligin nerede nasıl olacağını da böylelikle sizlere bildirmiş oldum. İlerleyen süreçlerde farklı detaylar olursa muhakkak sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizler için bilgilendirici bir video olmuştur. Videoya like atıp yorum yapmayı unutmayın. Çünkü attığınız her like kanalımızın büyümesi için bayağı bir faydalı oluyor. O yüzden like atmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Buna benzer bilgilerden erkenden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.